Selamlar. Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Birinci okulu Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Eylül ayı gökyüzü durumuyla burç yorumlarımıza baş başayız. Evet sevgili Demet, ilginç bir döngüye girdik. Evet. Çok ilginç bir döngüye girdik. Girdiğimiz bu döngü artık o Temmuz ayında Kova burcunu yoran gezegen açıları azalmaya başladı. Hı-hı. Ağustos ayı biraz daha keyifli geçti. Eylül ayından itibaren pek çok Kova burcunun daha maddi ve ekonomik, hı-hı, daha parasal kaynaklarını daha yükselteceği bir döngü görünüyor. Sen ne dersin? Evet sevgili kovalar, Eylül ayına Başak Burcu yeni ayıyla başlayacağız. 5 Eylül'de 13 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Kovalar bu ay biraz maddi konularda etki alacaklar. Hem yeni aydan hem dolunaydan. Yeni aydan kazanacak, dolunayda evet, kaybedecek diyebilir misin biraz? Biraz evet. Özellikle yeni ay belki ortak gelirler veya işleriyle ilgili bir yatırım. Tabii. Ortaklaşa yapılan işlerde destekleyici etkiler veriyor. Bunun yanı sıra bazı kovalar herhangi bir konuda sigorta, kredi, prim, miras, nafaka gibi konularda da gelişmeler yaşayabilirler. Kredi kartı ödemelerindeki evet, bazı sıkıntılar ve bazı problemler varsa bunları taksitlendirebilirler. Evet. Ama ben daha ziyade spekülatif yatırımlarda para kaybedebilirler derim. Evet, hiç güvenmesinler. Yani, bir de çok yükselcemeler dikkat edilmeli. Bu ay çünkü zaten genel yorumlarda yaptığımız gibi ülkenin de durumu biraz karışık. Evet. Parayla ilgili kavramların çok önemli olacağı, maddi gelirler, günlük üretimler, işte sigorta primleri, miras, babadan gelecek destekler, banka kredileri, bunlar çok önemli. Burada şimdi Mars kare Satürn var. Bu Kova'yı evet, çok etkiler. Kova'yı etkiler. Aslan ve Akrep arasında oluşacak 9 Eylül'de. Özellikle ilk dekan doğumlu kovalar. Şubat sonu ve Ocak sonu ve Şubat başı doğumluları etkileyebilir. Etkiler çünkü zaten yani 29 Ocak, 30 Ocak, 1, 2, evet, 3 Şubat'ı evet, etkiler. Mars kare Satürn, iş ve kariyer, İş ortakları, evet, birlikte çalıştığı insanlar, hı-hı, bu konularla ilgili gerginliklerin çok fazla olabileceğini gösteriyor. Sakinlik ve sükunet. Hı-hı. Önce dinle sonra konuş dedim sevgili Kova. 9 Eylül zor. Aslında Merkür teraziye geçiyor. Aynı yani gün Merkür teraziye geçiyor. Yani destekleyecek biraz. Biraz dergin, nazik olacak, birleştirici olacak. Diplomaside yardımcı olabilir. Öyle, öyle. Yalnız şunu sevmiyorum. 11 Eylül'de Mars 150'lik Plüton var. Evet. Bu 9 derece aslında gene Mars zaten yani gerçeği söylemek gerekirse Kova'nın Güneş'inin karşısında olduğu için biraz enerjisini düşürüyor. Hı-hı. Birlikte olduğu insanlarla ilgili gerginlikler, hı-hı, yaratıyor. İş ortaklarıyla ilgili gerginlikler yaratıyor. Biraz insanlar üstüne gelebilirler. Evet. Mars Güneş biraz böyle bir gerginlik, sosyal bir çatışma, kişide aşırı motivasyondan, hı-hı, kaynaklanan kazalar, bunlara dikkat edilmesi de gerekiyor. Yani Eylül ayı kazalar için biraz riskli bir evet, ay. Evet. Küçük operasyonlar için evet, riskli bir ay. Bu 150'lik açılar biraz sorunlu. 11 Eylül'de Venüs'ün Akrep Burcu'na gelmesi biraz kariyeri rahatlatır mı? Çünkü evet, orada Jüpiter'e, Satürn'e falan da gidecek. Güzel, bu. Jüpiter'den de güzel destekler olacak kariyer evinde. Venüs Akrep'te iş koşullarını, çalışma hayatında rahatlama olabilir. İş arkadaşlarıyla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Belki bekledikleri gelişmeler, haberler sonuçlanabilir. Venüs'ün buradaki seyri kariyer hayatını olumlu etkileyecek. Venüs kavuşum Satürn var 18 Eylül'de. Belki bu da ciddi, uzun vadeli işler yeni için bir iş fırsatı. Kuzey düğümü de o bölgede çünkü. Kuzey düğümü de burada olduğu için, hı-hı, iş ve kariyerle ilgili gelişmeler, yeni şartların, yeni, hı-hı, olguların açılması, fırsatlarını ortaya çıkarak yani daha güzel ve daha keyifli bir ortamda çalışılması, ciddi ve uzun vadeli iş ortaklıkları, hı-hı, dediğimiz konulara 18 Eylül'den itibaren yaratır. Şimdi Kova burcu aslında iş ve kariyerde Jüpiter'in desteğiyle 6. evden geliyor. Evet. Hayatlarıyla ilgili çok önemli destekler evet, görecek. Evet. Yani bunlar 18 Eylül, işte 19 Eylül göstermiş, 29 Eylül göstermiş. Mesela 11 Aralık var, 7 Aralık var, önümüzdeki yılın ocağı var. İş ve kariyerle ilgili daha ziyade kozmik destek alacaklar. Bunları göstermiş. Yalnız şu 19 Eylül'de evet, beklenmedik harcamalar. Yani balık dolunayı. Şimdi daha ziyade kişisel gelirlerdeki ekstra harcamaları, hı-hı, temsil ediyor. Ekstra bilinçli yapılan harcamalar. Hı-hı. Çünkü bilinçsizce yapılan, aslında bilinçli yapılan ama bilinçsiz harcamalardır bunlar. Hı-hı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Biraz
cepte para kalmayabilir sevgili kova. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ürettiği değerlerle ilgili sorunlar olabiliyor. Evet. Mesela ben buna şöyle söylerim. Kendisine ait bir bilginin telif hakkının çalınması derim. Evet. Bazı değerlerle ilgili sorunlar olabiliyor. Ama anlaşmalar da olabiliyor. Boğanın elinde olan, ikinci ev kasbında olan bir dolunay etkisi. Tabii ki sonlanmalar, yani bir gelirin bitmesi, yeni bir gelirin başlaması, hayatta yeni bir yapının ortaya çıkması, aslında bu dolunay etkisinde Satürn'ün bence iyi, Mars'ın zararlı bir açısı var. İş ortaklıkları ile ilgili sorun ama genel olarak da güzel. 20 Eylül'de Plüton ilerliyor 8 derece olarak 14 Nisan 2014'e kadar. Ne diyorsun, bu iyi bir şey bence? Evet, Plüton artık ileri harekete geçecek Oğlak Burcu'nda. 21 Eylül'de iyi ama ben. Satürn'ün sekstil Plüton, evet, veriyor. Yani kariyerden gelen destek, Plüton'un desteği var. 12. evden gelen, yani gizli dostlar Plüton. Sekstil olduğu için çevresindeki gizli dostları dinlediğinde Satürn, Plüton, sekstil, 60'lık açı, net bir açı, maddi konularda tutumlu davranma, dayanıklılık, güç, disiplin, irade, kendisine hayatta belli noktaya getirme, başarılı girişimler, hayatın kendi içindeki belli değerlerde kuvvetlenme dediğimiz olaylara sebebiyet veriyor. 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'nda aslında biraz... Bu için iyi. İyi yani. Yani biraz böyle seyahat etmek, farkındalık kazanmak için çok iyi. Arkadaşlar, gün gün detayları öğrenmek istiyorsanız bilinçokuru, bilinçokuru günlük yorum servislerinden Sayın Demet Baltacı'nın günlük videolarını izleyerek yararlanabilirsiniz. Tebrikler. Hoşça kalın. Bye.